Gençler iyi akşamlar. İyi akşamlar Tutkanım. Gençler Fenerbahçe ne yapmışsa doğru yapmıştır. Hemen Galatasaraylılar çıktı bak bak bak. Hadi tebrik ederiz Galatasaraylıları da. Evet gençler, en son size biraz sohbet edeceğim tabii. Ama önce asıl işimize bir dönelim yavaş yavaş. Şimdi sevgili gençler, soruları Telegram kanalımızda paylaştık. Soruları oradan ulaşabilirsiniz daha rahat takip edilmeniz açısından. Yine bugün beraberiz. YouTube'da da bu canlı yayınlarımızı yapacağız arkadaşlar. Instagram ve YouTube diye devam edeceğiz. Dolayısıyla takip etmenizde fayda var. Ben belli bir program dahilinde yapmayacağım. Size bununla ilgili tarihi önceden 24 saat öncesinden bildireceğim arkadaşlar ve buna bağlı olarak yolumuza devam edeceğiz. Şimdi hazırsanız arkadaşlar hemen ilk sorumuzla bir başlayalım. Bakalım neler neler var heybemizde. Şimdi arkadaşlar bakın çok sık karıştırılan bir öğrenme sürecinden bahsedeceğim size. Bu derste öğretmen aşağıdaki öğrenme yaklaşım, yöntem ya da tekniklerinden hangilerini ya da hangisini kullanmaktadır? Sosyal bilgiler dersinde bir öğretmen gazetede yer alan bir haberi okuyarak başlar. Haberde Köprüsüz kasabasındaki 25 metre genişliğindeki köprü kıran ırmağı üzerine bir köprü inşa edilecektir. Irmak yer seviyesinden 5 metre aşağıda akmaktadır. Suyun debisi fazla olduğundan daha önceki köprü yapım çalışmaları verimli olmamış ve kasabada yaşayanlar çile çekerek karşıdan karşıya geçmek için sallardan yararlanmaktadır. Bu da insan ve eşya kaybına neden olmaktadır. İfadeleri yer alır. Öğrenciler bilimsel yöntem basamaklarına uygun olarak ilk hafta sorunun çözümüyle ilgili hipotezler geliştirirler. Üçüncü hafta sorunun çözümüyle ilgili önerileri netleştirerek araştırma sürecini tamamlarlar. Şimdi sevgili gençler bakın. Burada bizim için iki tane çok kuvvetli çeldirici var. Cevap proje ya da probleme dayalı öğrenme. Bir kere tam öğrenme olamaz. Tam öğrenmede sınıftaki öğrencilerin en az kazanımların %70'ine. Dikkat edin burada hata yapıyorsunuz sevgili gençler. Sınıftaki öğrencilerin tamamı kazanımların en az %70 olacak. Dolayısıyla bir kere zaten böyle bir durum yok. İki, kuantum öğrenme. Kuantum öğrenme özellikle arkadaşlar belirli ülkelerde süper kamp ve enerji programları şeklinde uygulanan bir çalışma. Yani biz aslında kuantum öğrenmeyi bir destekleyici uygulama programı olarak kullanıyoruz. İçinde belleği güçlendirme, hızlı okuma, farklı not alma, NLP yani hayata, dünyaya olumlu bakma eğitimler gibi birçok sürecin yer aldığı bir içerik olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla kuantum öğrenme aslında bir nevi destek eğitim hizmeti olarak dünyada özellikle Amerika'da ve Kanada'da arkadaşlar süper kamp ve enerji programları şeklinde kullanılıyor. Hocam neden örnek olay almadınız? Çünkü örnek olay daha çok yaşanmış ya da yaşanma ihtimali muhtemel bir olayın sınıfa getirilerek öğrenciler tarafından ele alınması ve
çözüm yolları oluşturulması amacıyla kullanılan bir metottur. Nerede gerçekleşir? Sınıfın içinde. Kim tarafından bulunur çözüm yolları? Öğrenci tarafından. Öğrenci en son süreçte örnek olayı yeniden yazar diyeceğiz. Şimdi peki hocam, ben böyle bir soruda proje ile problem çözmeyi nasıl ayırt edeceğim? Lütfen dikkat et. Sevgili gençler, en çok yaptığınız hatalardan bir tanesi. Hocam diyor, problem çözmede bir problem varken projede bir problem olmak zorunda değil. Evet, zorunda değil ama projede de problem olabilir. Problem çözmede de problem olabilir. Yani her ikisinde de bir problem süreci ele alınabilir. İki, diyor ki bizim arkadaşlar, hocam diyor, içinde BSB yani bilimsel süreç basamakları varsa cevap problem çözmedir diyor. Hayır, bilimsel süreç basamakları olduğunda cevap projede olabilir, problem çözmede olabilir. Yani bir kere sen şu ikisini bir ayrım noktası olarak kullanamazsın sevgili gençler. İkisi bizim için bir ayrım noktası değil. Ayrıma gidecek olursak dikkat et, projede öğrenme süreci disiplinler arası bir anlayışla ele alınır. Yani korelasyonel. Bir soruda eğer disiplinler arası ifadesi geçiyorsa cevap ya projedir ya da tematik öğrenmedir. Problem çözmede ise süreç disiplinler arası değil, daha çok disipliner bir anlayışla ele alınır. Yani tek dersin derinlemesine öğrenilmesi şeklinde ele alınır diyeceğiz. Peki disiplinler arası disiplinler bu mu? Hayır. Bakın, proje öğrencinin daha çok bilişsel, duysal ve psikomotor gelişimine, yani çok yönlü gelişimine katkı sağlar. Eklektik düşünme. Problem çözmede ise öğrenci ortaya bir ürün çıkmadığı için daha çok bilişsel ve duysal süreçlerle ilgilenir. Problem çözmede psikomotor beceriler bilişsel ve duysalın daha gerisinde kalır diye bir ifade kullanabiliriz. Bunda hiçbir mahsur yok sevgili gençler. Yine proje tabanlı öğrenme Türkiye'de 2005-2006 yılından itibaren bir ölçme ve değerlendirme aracıdır. Resmi bir ölçme değerlendirme aracıdır. Hatta projenin sonunda ortaya somut bir ürün çıkartılır. Bu ürünün raporlaştırılması vardır ve bu rapora dayalı bir sunum gerçekleştirilir. Yani proje bizim için çok daha etkili ve üst düzey bir öğrenme modeli olarak tanımlanır. Problem çözmede ise öğrenci öğretmen tarafından getirilen, dikkat et, bir problem senaryosuyla ilgili. Bu problem senaryosuna bilimsel süreç basamaklarını uygular ve probleme ilişkin çözüm yollarını ortaya koyuyor. Problem çözmenin sonunda rapor çıkmaz diye bir ifademiz yok. Ama problem çözme bizim için, dikkat et, sınıfa öğretmen tarafından getirilen bir problem senaryosunun öğrenci tarafından bilimsel süreç basamakları uygulanarak çözülmesi olarak tanımlanır. Dolayısıyla nasıl bir süreçtir derse bizim için daha çok zihinsel bir süreçtir ifadesini kullanabiliriz sevgili gençler. Soruya dönüp baktığımızda dikkat et, öğretmen sınıfa bir senaryo getiriyor, öğrenciler bu senaryoyu ele alıyor, bilimsel süreç becerilerini kullanıyor ve sürecin sonunda çözüm yollarını ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı, Tutku kablosu duruyor mu üzerinde? Tutku, kablo duruyor mu üzerinde? Tamam. Probleme dayalı öğrenme olarak ne yapılabilir sevgili gençler? Tanımlanabilir diyeceğiz. Dolayısıyla sen projeyle problem çözme sorularında lütfen şuradaki kritere dikkat et. Senin için can kurtarıcı bir ifade olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda problem çözmenin içerisinde çıkmış bir ÖSYM sorusuna bağlı olarak sevgili gençler, argümantasyon, balık kılçığı diyagramı, 5N, 1K gibi metotlar da kullanılır. Bunlar problem çözmeye yardımcı tekniklerdir. Dolayısıyla bunları gördüğünüz zaman da aklınıza problem çözme sürecinin gelmesi bizim için son derece önemlidir diyeceğiz. Tamam, aklından çıkartma. Hadi bakalım yeni bir soru gelsin.
Buna göre aşağıdaki kazanımlardan hangisini gerçekleştiren öğrencinin basamaklı öğrenmenin en üst basamağı ile ilgili görevleri yerine getirdiği söylenebilir. Şimdi arkadaşlar bakın, soruya geri döneceğim. Sana bir soruda ÖSYM Nanli'nin basamaklı öğrenmesini soruyorsa aklına mutlaka Bloom tarafından geliştirilen taksonom gelsin. Hatta geçen derste de söylemiştim. Dikkat et, Bloom'u gördüğün zaman Nanli ve Gagne senin için belirleyicidir. Yani her ikisinde de doğrudan Bloom taksonomisinin bir etkisi vardır sevgili gençler. Nanli öğrenme sürecinde yapılandırmacı yaklaşımdan etkilenerek self servis kavramını ortaya çıkarmıştır. Self servis. Ne demek? Yani öğrenme sürecinde seçim hakkı öğrencidedir ifadesini kullanır. Nanli basamaklı öğrenmede öğrenme sürecini 3 basamağa 5 adıma ayırmıştır. Bak 3 basamağa 5 adıma. C, B ve A basamağı. C, B ve A basamağı. C basamağı taksonominin bilgi ve kavrama. B basamağı taksonominin uygulama. A basamağı taksonominin analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerine karşılık gelir. Aynı zamanda ilk basamakta görevlerin belirlenmesi, son basamakta da değerlendirme işlemi yapılır. Değerlendirme. Bak, şuradaki değerlendirme ile buradaki değerlendirmeyi karıştırma. Buradaki değerlendirme bizim için bir ölçme değerlendirme. Buradaki değerlendirme bizim için taksonomik değerlendirme. Yani taksonomideki değerlendirme düzeyi. Örneğin belli kıstaslara göre eleştirir, değerlendirir, yargılar ifadesi bizim için taksonomik sınıflandırmadır. Ama buradaki ölçme değerlendirmedir. Yani bir öğrencinin süreç artı sonuç odaklı olarak kendi kendini değerlendirmesi ya da alternatif ölçme araçlarının kullanılması demektir sevgili gençler. Şimdi soruda diyor ki hangisinde öğrenci daha üst düzey bir öğrenme gerçekleştirir? Yani hangi basamağı arıyorum? A. A'da ne var? Analiz, sentez, değerlendirme arıyorum. Dolayısıyla benim bakmam gereken yer üst düzey düşünme ve öğrenme. Bakıyorum. Belirge tablosunun faydalarını açıklar. Çok net bir C basamağı. Eğitim sisteminin sorunlarına yeni çözüm önerileri geliştirir. Yeni yani sentez. Hangi düzey? Eşittir. A basamağı. Kültür kavramı ile ilgili belli başlı kuramları hatırlar. Hatırlama. Bilgi düzeyi yani C basamağı. Aile ve toplum arasındaki ilişkileri belirler. İlişki eşittir. Analiz düzeyi. Analiz düzeyi varsa burada ne vardır? A basamağı vardır. Ama A'nın hangi basamağı? Analiz. Yeni öğrendiği İngilizce kelimeleri bir İngilizce iletişim kurmak için kullanır. Eşittir uygulama. Uygulama düzeyi eşittir bizim için B basamağı. Şimdi soruya bakıyorum. Benim elimde A basamağı 2 tane var. Biri sentez, biri analiz. Hangisi daha yukarıda? Sentez daha yukarıda. Demek ki sorumun doğru cevabı Bursa seçeneği olarak ne yapılabilir gençler? Tanımlanabilir diyeceğiz. Dolayısıyla soruda sen taksonomik sınıflandırmayı bilmen yetmez. Bunun basamaklı öğrenmede hangi basamağa karşılık geldiğinde ne yapmak zorundasın? Bilmek zorundasın ve soruda buna göre cevap vermek zorundasın. Bu arada ÖSYM basamaklı öğrenmeyi sever, sorar, aklından çıkartma, karşına getirilme ihtimali de son derece yüksek sevgili gençler. Hadi bakalım yola devam. Bu öğretmenin dersinde kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Bir öğretmen orman yangınlarını önleme konusunda öğrencileriyle bir etkinlik gerçekleştirmek ister. Orman yangınlarının önlenmesiyle ilgili
olası çözüm önerileri geliştirilir ve geliştirilen çözüm önerileri kartonlara yazılarak sınıfın uygun yerlerine asılır. Öğretmen sorunun çözümü ile ilgili hangi öneriyi beğenirlerse o önerinin yazılı olduğu karton önüne giderler. Aynı karton önünde toplanan öğrenciler neden bu çözüm önerisini tercih ettiklerini aralarında tartışır ve grupça ortak bir gerekçe belirlerler. Her grup gerekçesini açıkladıktan sonra gruplar tartışır ve sınıfa sorunun çözümüyle ilgili ortak kararlar alınır diyor. Şimdi sevgili gençler bakın, fikir taraması dediğin teknik öğrenme sürecinde ders çıkmaza girdiği anda dersi sıkıcılıktan kurtarmak için kullanılır. Sınıfta ortalama 4 ila 9 kişilik küçük gruplar oluşturulur ve derse canlılık kazandırılır. Münazara bizim için literatürde savlı, taraflı tartışma olarak geçer. Bir konunun tez ve antitez şeklinde ele alınması, jürinin bulunması, izleyicinin bulunması, savun, çürüt sistemi üzerine kuruludur ve kazanana kim karar verir? Jüri karar verir. İstasyon, çoklu zekayı destekleyen, yaratıcı düşünme sürecine katkı sağlayan bir öğretim tekniğidir. Çıkış noktası, başlanmış bir işe katkı sağlamaktır. Becerisi olarak tanımlanır. Şimdi dolayısıyla zaten buradaki seçenekler aslında cevapla uyuşmuyor sevgili gençler. Peki şimdi bana çok dikkat edin. Adam sana bir soruda görüş geliştirme, köşelenme ve kart gösterme, görüş geliştirme, köşelenme ve kart gösterme sorularını sorabilir. Görüş geliştirme tekniğinde ÖSYM aynen şöyle bir ifade kullandı. Öğrencilerin bir konunun iki ucu arasında bir yerde de olabileceğini tanımlamak için kullanılır. Ne demek bu? Bak, kesinlikle katılıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Öğrenci hangi görüşü benimsiyor ise onun altına geçiyor. Neden bu görüşü tercih ettiğini savunuyor. Diğer görüşleri dinliyor. Ama en önemli nokta, dikkat et, sürecin sonunda öğrenciler yer değiştirebiliyor. Yani görüş geliştirmede yer değiştirme var mı? Evet. Dikkat et. Köşelenmede kesinlikle katılıyorum, katılmıyorum yok sevgili gençler. Köşelenmede çözüm önerisi 1, çözüm önerisi 2, çözüm önerisi 3, çözüm önerisi 4. Öğrenci hangi çözüm önerisini benimsiyorsa onların altına geçiyor, toplanıyor. Neden bu çözüm önerisini tercih ettiğini açıklıyor. Diğerlerini dinliyor. Fakat dikkat et, köşelenme tekniğinin sonunda yer değiştirme yok arkadaşlar. Görüş geliştirmede yer değiştirme var ama köşelenmenin sonunda yer değiştirme yok. Ama dikkat et, köşelenmede çözüm önerisi oluşturma var. Yani görüş geliştirme yaratıcılığı desteklemez iken köşelenme yaratıcılığı destekleyen bir teknik olarak kabul ediliyor. Peki hocam, bu kart göstermene dikkat et, görüş geliştirme tekniğinin kartlarla uygulanan şekline biz kart gösterme deriz. Burada belli kartlar ve kartların anlamları vardır. Mesela sarı, kesinlikle katılıyorum. Yeşil, kararsızım gibi. Öğrenci hangi görüşü benimsiyorsa o kartı kaldırır, neden bu kartı kaldırdığını açıklar, diğer görüşleri dinler, en son çözümünü
değiştirebilir. Yani sen görüş geliştirme tekniğini kartlarla uyguluyorsan tekniğin adı ne olarak geçiyor sevgili gençler? Kart gösterme tekniği olarak geçiyor. Ama sorumuzun doğru cevabı bakıldığı üzere ne olarak gelecek karşımıza? Tabii ki köşelenme tekniği olarak gelecek. ÖSYM köşelenme ile görüş geliştirmeyi sever. Hatta bak, köşelenme tekniğinde şurada çözüm önerileri oluşturuluyor ya gençler. İstersen köşelenme tekniğinden önce bir beyin fırtınası yapıp çözüm önerilerini belirleyebilirsin. Çözüm önerileri belirlendikten sonra bu uygulama yapabilirsin. Yani beyin fırtınasını köşelenmeye destek olmak için kullanmanızda hiçbir mahsur kesinlikle ve kesinlikle yok gençler. Bunu da aklınızdan çıkartmayın sakın, tamam? Dikkat edin, güzel bir soru örneği olur. Hadi bakalım ne geliyor? Yapılan işlemlerden hangisi bilişsel çıraklık tekniğinin yansıtma basamağı ile ilgilidir? ÖSYM bilişsel çıraklığı geçen sene doğrudan uygulama şeklinde sordu. Yani burada hangisi yapılmıştır, hangi teknik kullanılmıştır diye sordu. Ama ondan önceki senelerde doğrudan bilişsel çıraklığın aşamalarını soruyordu gençler. Aşamalarını. Tamam. Bir öğretmen matematik dersinde rasyonel sayılar konusunu bilişsel çıraklık tekniğinin uygulama basamaklarını dikkate alarak öğrencine öğretmek ister. Bu amaçla 1. Öğrencilerin görebileceği şekilde problemi çözer. 2. Öğrenciler öğretmenin yardımıyla problemi çözer. 3. Öğrenciler çözdüğü problemin aşamalarını açıklar. 4. Öğrenciler kendi çözüm yolunu arkadaşlarının ya da öğretmenin çözüm yoluyla karşılaştırır. 5. Öğrenciler hiçbir şekilde destek olmadan problemi çözer. Şimdi bir bana bakın gençler. Bak, adam sana Vygotsky'yi soruda iki şekilde sorabilir. 1. Yakınsal gelişim alanı. 2. Yapı iskelesi. Vygotsky'nin yakınsal gelişim alanı şu. Birey bir konuyu kendi başına A kadar öğreniyorsa yakın çevresinin desteğiyle B kadar öğrenir. Bu B sosyal çevrenin öğrenme üzerindeki etkisidir aslında. A ile B'nin farkı. Biz buna yakınsal gelişim alanı diyoruz. Yakınsal gelişim alanı yapılandırmacılık türlerinden birisi olan sosyal yapılandırmacılıktır sevgili gençler. Aslında adam sana burada neyi soruyor? Sosyal yapılandırmacılığı soruyor. Tamam, aklında kalsın. İkincisi yapı iskelesi. Yapı iskelesi literatürde bizim için bilişsel çıraklık olarak tanımlanır. Burada temel amaç öğrenciyi bağımsızlaştırmaktır. Ama nasıl bağımsızlaştırmak? Desteği aşama aşama çekerek o öğrencinin o beceriyi bağımsız bir biçimde yapmasını istiyoruz. Tamam, amaç bağımsızlaştırmak. Şimdi bilişsel çıraklık kullanırken 1. Model alma. Beceri yapılır, öğrenci odaklanır. 2. Çalıştırma. Kim yapar? Artık beceri öğrenci tarafından gerçekleştirir. 3. Koçluk yapma. Destekleme. Yani becerinin yapılması esnasında ya da sürecin öğrenilmesi esnasında bir hata var ise, eksiklik var ise, yanlış var ise burada geri bildirim sağlanır. 4. İfade etme. Yani ben beceriye dair düşüncelerimi sözlü olarak anlatıyorum. 5. Yansıtma. Takip etme. Karşılaştırma. Ben buyum. Arkadaşlarım ne yapıyor? Arkadaşlarımın yaptıklarıyla kendiminkini karşılaştırma. 6. Öteleme. Son aşama. Ötelemede artık beceriyi nasıl yapmam isteniyor? Bağımsız biçimde yapmam isteniyor. Bak, dikkat et. Aşama aşama desteği azaltıp kendi başıma yapar hale geldim. Bana sorduğu neydi? Yansıtma değil miydi? Yansıtmada ne vardı? Ben beceriyi arkadaşımın yaptığıyla öğrenmemi, düşüncemi arkadaşımın yaptığıyla karşılaştırırsam yansıtma olurdu. Doğru mu? Hemen döndüm. Bakıyorum. Öğrenciler kendi çözüm yolunu arkadaşlarının ya da öğretmenin çözüm yoluyla
karşılaştırır. İşte karşılaştırmayı gördün, bunun adı eşittir yansıtma. Yani 4 numaralı ifade bizim için ne olarak geçiyor gençler? Yansıtma. Dikkat et, destek olmadan çözer. Ne yaptı? Öteledi. Açıklar. Ne yaptı? İfade etti. Yani sen aslında dikkat et, bilişsel çıraklığın şuradaki aşamalarını ÖSYM senden soruda ister. İsteme ihtimali çok yüksek. Son sınavda doğrudan tekniği sorsa da büyük ihtimalle şuradaki aşamalardan karşımıza soru gelme ihtimali var. Sen bu aşamaları lütfen zihnine işle sevgili gençler, tamam? Bizim için son derece önemli arkadaşlar. Aklında bulunsun. Hadi bakalım. Bunu okuyamayabilirsiniz, ben okuyayım. Biraz küçük gelmiş. Bu etkinlikte kullanılan öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Üsküdar'ın tarihi konusunun ele alınacağı bir etkinlikte akademisyenlerden oluşan bir bilim kurulu oluşturulur. Gerekli hazırlıkların ardından Profesör Doktor Halil İnalcık açılış konuşmasında "Sayın Başkan, Sayın Kaymakam, çok değerli meslektaşlarım, seçkin konuklar, bugün burada hakikaten tarihi bir gün yaşıyoruz. Yurtlarına sahip çıkmayan milletler yurtlarını kaybederler. Dünyanın incisi İstanbul üzerinde herkesin gözü vardır. Kıymetli idarecilerimizi böyle bir bilinçle ve tarihimizin gerçeklerini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirdikleri bu etkinlik dolayısıyla candan tebrik ediyorum." Ardından Profesör Doktor Semavi Eyice tarafından Fetih'ten önceki Üsküdar. Yardımcı Doçent Doktor Turhan Kaçar tarafından 16. ve 17. yüzyıllarda Üsküdar'ın mahalleleri ve nüfusu. Yardımcı Doçent Doktor Sezai Küçük tarafından geçmişten günümüze Üsküdar Mevlevihanesi konuları ele alınır. Düzenlenen oturumda her üye araştırma bulgularını 15-20 dakika konuşarak katılımcılara sunar. Ardından soru cevap bölümüne geçilir. Tartışmanın sonunda tüm konuşmacıların bildirileri yayınlanır. Şimdi senin bunu yakalaman lazım. Bence yakalamışsındır. Ama ben sana bazı ipuçları vereceğim. Bana dikkat et, tamam? Şimdi sevgili gençler bakın. Bilimsel, sanatsal ya da akademik ağırlıklı bir konuda alanında uzman bir kişinin ya da grubun yazılı davet alarak tebliğ, bildiri adını verdiği bilimsel içerikli bir metni izleyici ve uzmanlardan oluşan bir kurula yaklaşık 10-20 dakika içerisinde sunması. Sunum sonunda hem izleyicilerden hem uzmanlardan soru alması, sorulara cevap vermesi, katılım için bir sertifika alması ve elde edilen içeriğin arkadaşlar bilimsel içerikli bir yayın haline gelmesi. Yani bildirinin bir yayın haline gelmesinin adı eşittir sempozyum, yani bilgi şöleni olarak tanımlanır. Dolayısıyla bir kere buradaki örnek çok net bir biçimde sempozyumdur. Tamam, sempozyum. Şimdi beni izlemeye devam et. Sevgili gençler, seminer tek kişinin bir gruba bilgi aktarmasıdır. Notlarına ekle, seminer bizim için uzmanlık gerektirmez. Tamam, uzmanlık gerektirmeyen bir konuda bilgi aktarımı. Şimdi bana çok dikkat et. Sana bir soruda paneli, forumu, açık oturumu sorarsa. Sevgili gençler, panelde ortamın samimi bir ortam olması,
sohbet havasında gerçekleşmesi ve karşıdaki izleyicinin derinlemesine bilgi sahibi olması amaçlanır. Panelde aynı konunun farklı yönleri ele alınır. Dolayısıyla panel tekniğinde zıt görüşler yoktur arkadaşlar. Tamam, panelde zıt görüşler yoktur. Forum internetten de bildiğiniz üzere ayrı bir oturum olarak gerçekleşen bir soru cevap oturumudur gençler. Soru cevap oturumu. Dikkat et, forumda zıt görüşler vardır. Zıt görüşler başkan yönlendirmesiyle sürecin sonunda bir karara varırlar. Ve bunlar kendi aralarında tartışabilirler. Yani forum bir karara varma oturumudur. Her ne kadar biz buna soru cevap oturumu desek de forumun sonunda bir karara varılır sevgili gençler. Açık oturumda dikkat et, güncel bir konu üzerine başkanın belirlediği sürede izleyicilerin gerekirse birden fazla kez söz alarak gerçekleştirdikleri resmi ve kapsamlı bir tartışma tekniğidir diyeceğiz. Yani açık oturumları daha çok hangi konu üzerine yapılır gençler? Güncel bir konu üzerine gerçekleşir. Dolayısıyla sen panelde, forumda, açık oturumda lütfen bu ayrıntılara dikkat et. Bunlarla ilgili sorular çözümümüzde daha rahat oturacak. Ama şimdilik bunu lütfen hafızana at, karşımıza gelme ihtimali son derece yüksek sevgili gençler. Tamam. Mesela Türkiye'de eğitimin geleceğiyle ilgili konuşuyorsunuz. Eğitimin geleceğiyle ilgili A siyasi partisinin eğitimiyle ilgili düşüncelerini savunan kişiler panel olabilir. Ama A, B, C siyasi partilerinden farklı kişiler, zıt görüşler bir araya gelip tartışıyorsa burada cevap neye döner? Foruma döner. Türkiye'de öğretmen atamalarının neden bu kadar geciktiğiyle ilgili güncel bir konu üzerine yine farklı görüşteki kişilerin başkanın moderatör olduğu, karar verdiği, sırayı, süreyi belirlediği resmi ve kapsamlı bir uygulama yapıyorsa bunun da adı ne olarak geçer? Açık oturum uygulaması olarak geçer gençler, aklınızda bulunsun lütfen. Tamam, dikkat. Evet, hadi bakalım. Ülkemizde 2005-2006 yılından itibaren uygulamaya konulan KPDR, kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programı, öncelikle aşağıda yer alan rehberlik işlevlerinden hangilerini merkeze almıştır? Şimdi beni bir dinler misiniz? Sevgili gençler, Türkiye 2005-2006 yılında çağdaş eğitime geçtikten sonra rehberlik programını da değiştirmiştir. Geçtiğimiz rehberlik programının adı KPDR. KPDR açılımı kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programıdır. Uyarı 1. Dikkat et. Hocam, KPDR'yi okul mu hazırlar? Nein. KPDR'yi kim hazırlar? KPDR'yi MEP hazırlar. KPDR çocukların gelişim etkinliklerine göre düzenlenmiş bir çerçeve programdır. Türkiye'deki okullar, dikkat et, kendi okul rehberlik programını hazırlar. Burası önemli. Kendi okul rehberlik programını hazırlar. Kendi okul rehberlik programının içerisine
KPDR'yi yerleştirir. KPDR yerleştirir. KPDR birbiriyle ilişkili 4 aşamadan oluşan bir programdır. Nedir bunlar? 1. Rehberlik müfredatı. Rehberlik müfredatı. 2. Bireysel planlama. 3. Müdahale hizmetleri. 4. Sistem desteği. Bunlar birbirinden kopuk değil, birbiriyle ilişkili içeriklerdir. Birbiriyle ilişkili içerikler. Peki hocam, bu KPDR'nin çıkış noktası ne? Gençler, KPDR tamamen çocukların içinde bulunduğu gelişim döneminde atlatması gereken kritik dönemler üzerine kurulmuştur. Aslında gelişim psikolojisinde bunu ortaya atan kişi Hedwig Rust ve onun gelişim görevleri modelidir. Temel amaç çocuğun içinde bulunduğu kritik dönemleri sağlıklı, başarılı ve mutlu biçimde atlatmasıdır. Dolayısıyla bir yerde KPDR varsa orada önce hangi rehberlik işlevi vardır? Geliştirici. 2. Dikkat et. Çocuklar olası bir gelişimsel kriz yaşarsa problem yaşayabilir mi? Evet. Dikkat et. KPDR yaşamadan önceye odaklanır. Yaşamadan önce. Yaşamadan önce devreye girdiğinde de bunun adı önleyici olur. Mesela bir çocuk ergenlik döneminde birincil cinsiyet özellikleriyle ilgili problem yaşanmasın diye KPDR vardır. O zaman KPDR hangi iki sistem üzerine kurulmuştur? 1. Gelişimsel, 2. Önleyici. Yani benim sorumun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olarak tanımlanabilir diyeceğiz. Dolayısıyla güzel bir soru. ÖSYM KPDR'yi ve gelişimsel rehberliği sorar gençler. Unutma. Bununla ilgili ayrı bir açıklama, hocana sor diye bir yayın yapacağım. Aklında bulunsun. Şunla ilgili bu senede 7 senedir olduğu gibi karşımıza soru gelme ihtimali son derece yüksek gençler. Tamam. Nedenini anladın. Önemli. Can'ın cevapları onun Piaget'in bilişsel gelişim dönemlerinin hangisinde olduğunu ve bu durum rehberin hangi işleviyle ilgilidir? Okul öncesi öğretmeni Tutku Hanım ile öğrencisi Can arasında şu diyalog geçmiştir. Buna göre Tutku Hanım, Can babaannem babanın nesi olur? Can babaannesi. Tutku Hanım, peki deden babanın nesi olur? Can dedesi tabii ki. Şimdi bu çocuk mantıken özelden özele akıl yürütme yapmış mı? Bunu neden aldım? Şimdi bu çocuğun verdiği cevaplar onun Piaget'in hangi bilişsel gelişim döneminde olduğunu gösteriyor. Bir kere çocuk Piaget'in gelişim dönemlerinden işlem öncesinde. Ama şimdi soru şu. Çocuğun bu ifadesi okul öncesi olduğunu düşünün. Soru. Okul öncesi işlem öncesine denk geliyor mu? Evet. Peki bu çocuk burada özelden özele akıl yürütmüş mü? Evet. Peki çocuğun özelden özele akıl yürütmesi gereken dönem neresi? İşlem öncesi değil mi? İşte demek ki bu çocuk o dönemde o döneme ait bir özelliği gösteriyorsa gençler hangi rehberlik işlevi kullanmış oluyor? Geliştirici. Onun için sorunun cevabı işlem öncesi ve geliştirici. Mesela ergenlik döneminde olan Can meslek seçecek. Geliştirici. İlkokul birinci kademede olan Can başarıya karşı başarısızlık duygusu yaşıyor. Geliştirici. İkinci kademede olan Can ikincil cinsiyet. Hep geliştirici. Sorunun içerisinde dönem. O dönemde atlatılması gereken bir özellik, döneme özgü bir nitelik varsa cevap
işlev olarak geliştiriciliktir. Dolayısıyla kritik dönemdir. Dolayısıyla sen burada hangi işlev kullanılmıştır dediğinde geliştirici diye cevaplayacaksın. ÖSYM dönem ve o döneme ait özelliği sana bu şekilde de sorabilir sevgili gençler. Tamam, aklından çıkartma. Şimdi bak. Mert'in içinde bulunduğu dönem Süper'in benlik kuramına göre aşağıdakilerden hangisidir? Beni bir izler misiniz burada gençler? Bir şey isteyeceğim sizden. Yoruldunuz biliyorum ama bir bana bakın. ÖSYM 6 sene sonra ilk kez ara dönemleri sormaya başladı. Ara dönemleri. Şimdi Süper diye bir kuramcı çıkıyor. Süper. Adam bu ne ya? Allah seni davul etmesine mi? Gençler bir saniye. Şimdi bak. Süper diye bir kuramcı çıkıyor. Adam bir görüş ortaya atıyor. Diyor ki bence diyor meslek seçimi benliğin mesleğe yansımasıdır. Benlik ne? Benlik kişinin kendini algılayış biçimi demektir diyor. Tamam, soruyu böyle sorarsa hiç problem yok. İşte Can kendini zeki, çevik, atletik görüyor. Bence en iyi meslek beden eğitimi öğretmenliği. Tamam. Kişi kendini böyle algılıyor. Ama bak şimdi. Süper diyor ki meslek seçimi hayat boyu devam eder diyor. Hayat boyu. Ve diyor ki 4 yaşından başlar son ana kadar devam eder. Bir diyor büyüme evresi. 2 araştırma evresi. 3 yerleştirme evresi. 4 koruma evresi. 5 çöküş evresi. Büyüme 4-14 yaş. Araştırma 14-24 yaş. Yerleştirme 24-44 yaş. Koruma 44-64 yaş. Çöküş 64 ve üstü yaş diye geçiyor. Şimdi burada mesela büyüme evresinde hayal, ilgi, yetenek var. Araştırmada deneme, geçiş, sınama var. Yerleştirmede sınama, sağlamlaştırma var. Korumada bir şey yok. Çöküşte yavaşlama ve tam emeklilik var. Yavaşlama ve tam emeklilik. Senden ne istiyorum? Şimdi bak. Şurayı boş ver. Şurası oyun. Şurası bizim için oyun. Yani çocuk oyunlar yardımıyla meslekleri tanıyor. İlgi yetenekte çocuk kendini tanımaya başlıyor. Kendini tanımaya. Dikkat et. Geçişte karar veriyor. Denemede ilk mesleki deneyimlerini yapıyor. Burası önemli. Bak, sınama 1, sınama 2. Fark ne? Sınamada 1, mesleğe başlamadan sınama 1 yapılıyor. Sınama 2, meslekte yapılıyor. Sınama 1, sen yüksek öğretimde, üniversite hayatında ya da o meslekle ilgili eğitim alırken o meslek sana uygun mu değil mi buna bakıyorsun. Uygun değilse geri dönebiliyorsun. Sınama 2 de artık mesleğe başlamışsın, başladıktan sonra uygun mu değil mi diye bakıyorsun. Bak, sınama 1'de başlamadın, sınama 2'de başladıktan sonra uygun mu değil mi diye bakıyorsun. Eğer zaten buradan itibaren geri dönmezsen mesleğini içselleştiriyorsun, sağlamlaştırıyorsun, yoluna devam ediyorsun. Sonra zirveye geliyorsun, sonra yavaşlıyorsun, sonra da emekli oluyorsun. Tamam, Süper'in kuramı bu aslında çıkış noktası olarak. Şimdi soruya dönüyorum. Soru bitti. Yüksek öğretim eğitiminde diyor. Bir kere şurası aklına gelecek gençler, tamam. Sınıf öğretmenliği bölümünü seçen Mert
uygulamalı dersler kapsamında okul deneyimi dersleri almaktadır. Fakat deneyim derslerinde Mert çocuklarla iletişim kuramamakta, topluluk önünde kendini ifade edememekte, sınıf yönetimi ve kontrolü konusunda çok zorlanmaktadır. Bu özelliklerin değişmesi ve gelişmesi konusunda kendini yeters eden Mert, sınıf öğretmenliğini yapamayacağını düşünerek tekrar YKS'ye girmiş, daha mutlu başarılı olacağını düşündüğü iç mimar. Bak, sınıf öğretmenliği bölümünü okurken bırakmış, mimarlığa dönmüş burası. Eğer sınıf öğretmenliğine başlayıp yapamayacağını düşünseydi, bak sınıf öğretmenliğine başlayıp yapamayacağını düşünseydi cevap yerleştirme olurdu. Anladın mı mantığı? Çok önemli bak. Sınıf öğretmenliğine başlasaydı yerleştirme, okurken vazgeçtiği için cevap ne oldu? Araştırma oldu. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı eşittir araştırma basamağı olarak ne yapılabilir gençler? Tanımlanabilir diyeceğiz. Bir saniye. Alamıyorum. Almış olabilirim. Dur, bizim mekan ortaya çıktı. Anlaştık mı gençler? Anlaştık mı? Ses geç geliyor tabi. Yep. Atamalar bayram sonrasına kaldı gençler. Evet arkadaşlar, canlı yayınların sayısını arttıracağız. Tamam, yani burada biraz bir karar aldım. Bunların sayısını arttıracağız. Tamam. Fırsat buldukça. Sevgili gençler, şöyle olacak. Yayını en azından gece 1'e kadar kaydederiz. Ertuğrul abi selamlar. Yo, çok net ya bence. Tamam, kullanayım Bekir. Evet arkadaşlar, burası benim bahçe. Buradayım bugün. Ondan biraz görüntü karanlık. Evet. Ederiz. Sevgili gençler, şimdi şöyle söyleyeyim. Olabildiğince, olunabilecek şartlar içerisinde biz bunu yapmaya çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla ekranla ilgili, yayınla ilgili mutlaka problemler olacaktır arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar saat 1'e kadar açık kalacak. 1'e kadar açık kalacak arkadaşlar. İzleyebilirsiniz 1'e kadar. 1'den sonra sileceğiz. 3. yayınımızı YouTube üzerinden yapacağız arkadaşlar büyük ihtimalle. YouTube üzerinden yapacağız. Orada görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.